Kış aylarının gelmesiyle birlikte sebze ve meyve fiyatlarında artış yaşandı. Vatandaşların alım gücü nasıl? Pazarcılar satışlardan memnun mu? Hepsini sizler için araştırdık. Pazarın en pahalı sebzesi biber. Kilosu 14 liraya yükselen biber pazarın zirvesinde. Evet, işleriniz nasıl? İşlerimiz valla çoğu arkadaş bıraktı zaten. Çoğu arkadaş bıraktı. Ben yani bugün yarın ben de bırakacağım. Çünkü halk alamıyor. Halkta para yok. İnsanlar çünkü köylü yetiştirme, köylü çekildi artık yapışten. Çünkü mazot pahalı, gübre pahalı, ilaç pahalı. Bunlar hepsi ondan oluyor. Köylü zaten köyde kalmadı. Bitti. Her şey daha da pahalanacak yani. Şu an yani yerinde bu parala değil ha. Yerinde daha pahalı. Peki geçen kışa göre biber fiyatları nasıl? İki katı. İki katı. Geçen sene 7 liraydı, 6 liraydı. Bu sene bundan sonra zaten düşmez. Hem vitamin deposu hem de mutfaklarda yaygın olarak kullanılan patlıcanın kilosu ise 12 lirayı buldu. Evet, işleriniz nasıl? İşlerimiz bu aralar durgun. Seralara su bastı. Havalar da soğuk gidiyor. Patlıcan da 12 lira. Müşterilerin alım gücü yok. Sıkıntılı yani. Fiyatlar biraz yüksek. Mal bulamıyoruz. Havalar soğuk. Seralara sel bastı. Patlıcanla biber satılmıyor yani. 12 lira patlıcan, 15 lira biber. Bayağı durgun yani. Peki geçen kışa göre fiyatlarınız nasıl? Bu kış biraz daha yüksek. Geçen kış bu kadar değildi. Patlıcan en fazla 7 lira 8 liraydı. Bu kış 12'yi gördü. 12 lirayı buldu yani. Düşer mi peki fiyatlar? Düşer mi? Havalar böyle giderse biraz zor. Daha da yükselir mal çünkü sıkıntılı, bulamıyoruz. Normalde 500 kilo patlıcan getiriyorduk haftalık. Şu an 200-300 kiloya düştü yani. Bayağı mal yok. Vatandaşlar nasıl karşılıyor bu durum peki? Vatandaşlar biraz cep yakıyor. Asgari ücrette sıkıntılı yani yüksek olduğundan dolayı alım gücü düşük. Şikayetçi yani vatandaşlar. Kış aylarını vazgeçilmez olan meyvelerse tezgahlarda yerini aldı. Pazarın en pahalı meyvesi muz ve kestane oldu. Muzun kilosu 6 lirayken kestanenin kilosu 25 liraya buldu. Pahalı, biraz pahalı ya. Milletin alım gücü de zayıf. Bu lükse giriyor biraz kestane. İşçiliği zor, toplaması zor, bu hale satışa sunması biraz zor, işçilik istiyor, ayrılmak istiyor, boylamak istiyor. Maliyeti yüksek, o yüzden de fiyatlar yüksek. Vatandaşa da bir şey diyecek halimiz yok. 20 lira, 25 lira. 25 liraya verdiği zaman bütün meyve alanı alır. Onun için bir şey diyemiyoruz vatandaşa. Vatandaş da haklı. Geçen kışa göre peki fiyatlar nasıl? Bizim kestane aynı. Geçen sene de bu 20 liraydı, bu 25 liraydı. Ama bu bir fark var, bu kestane şekeri yapılan kestane. Bu sene marka, kalite güzelleşti. Aynı para, kalite güzelleşti. Şekerci o, bu kestane şekeri yapılan kestane. Vatandaş şok oldu bu sene. Yani fiyatlar ikiye katladı. Hava şartlarından, kış şartlarından, yağmurdan, kardan. Arazideki bütün ürünler sular altında kaldı. Sular altında kalınca o satışa sunulamadı o mallar. Ne oldu? Talep yüksek. Talep olunca üretilen mal az. Talep de olunca yüksek oluyor fiyat. Yani bu pazarcının elinde veya halcının elinde, üreticinin elinde olan bir şey değil. Arz talep meselesi. Talep varsa fiyat yükseliyor. Biz sonra bir Kütahya değil, 81 tane il var. Nüfus çok kalabalık. Bazı şehirlerde fiyatlar yüksek. İstanbul'u gösteriyor. 8 milyon lira havuç. Bizim burada kaç lira baktınız mı? 3 lira. Ne bileyim, ıspanak 10 lira, burada 5 lira, 6 lira. Ucuz yani, öbür şehirlere göre Kütahya'mız ucuz, iyi. Fiyatların yükselişinin tek sebebi de bu hava şartları, iklim şartları, yağmur, kar, bu. Arazinin altında kaldı ürünler, o yüzden. Yoksa bir sıkıntı şu değil yani, illa yüksek zaten sıkıntısı yok. Malın üretiminin az oluşundan kaynaklandı bu fiyatlar. Da hiçbir şey alamadık. Almaya çalışıyoruz. Siz de geziyorsunuz, görüyorsunuz ya. Parası 7 lira, 8 lira parası. Biber 12 lira. Normal. Ben de normal. Genel pazarla markada aynı. Ben fark görmüyorum. Çünkü markada gidiyorum aynı, pazara geliyorum aynı. Ben biberin kilosu 12 lira pazarda, 12 lira markada. Hiçbir şey değişmiyor. Yani markette fiyat diyorlar değil yani. Fark yok yani. Ya benim için sorun yok. Ben iki kişiyim. Ben çok rahat geçiniyorum yani. Benim problemim yok. Ama tabii kalabalık aile için olabilir yani, onlara bir şey diyemem. Neden aldınız peki pazardan?
domates aldım, salatalık aldım, soğan aldım efendim. Nasıl buluyorsunuz fiyatları? Biraz yüksek tabii haliyle. Bu algıdım ha, 7 liraya mı buz aldım? Hı hı. Hepsi ateşe yürüyor. Bir soğan 5 lira, bir ısmarak 5 lira. Neresi ucuz bunun? Hı hı. Hayat şartları bağlı. Neler aldınız peki? Bir şey almadım ha. 2 kilo elma aldım, 1 kilo portakal aldım, 1 kilo muz aldım. 30 lira para gitti. Yavrum şimdi Feyyaz'ın yanına varılacak gibi değil ki. Soğan 5 kayma, 6 kayma. Porasa 8 kayma. Efendime söyleyeyim, marul 2,5, 3 aldı yürü de. Feyyaz'ın anladın mı? Aldığımız zaman anladın mı 100 kayma. Geldi bize anladın mı 500 kayma, 3 anladın mı? Şimdi Feyyaz çok pahalı. Geçim hayatları zor. Hele marketler. Marketler daha kötü. 10 liradan 8 liradan aşağı bir şey yok ki. Bu pazar pazar mı olur? Hadi 20'den de olmuyor. Bak 15 gündür çıkmıyorum ben pazara. Daha yeni çıktım. Hadi almadan da olmuyor. Çoluk çocuk var. Muz pahalı. Her şey pahalı kızım. Her şey pahalı. Ucuz bir şey yok ki. Aynen uçak.